Ankara Baro Başkanı karşımda avukat Mustafa Köroğlu. Onunla konuşacağız bu konuyu. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Fatih Bey. Şimdi Ali Kurt Kiptaş Genel Müdürü İstanbul'da önemli bir konuya değindi. Enkazlar kaldırılıyor. Aman ha dedi, bakın delilleri yok ederseniz dedi, kim suçlu kim değil bunu anlayamayız. Bu enkazların kaldırılma çalışmasına siz de şahitlik ediyor musunuz? Bölgedeki serbest avukatlar olarak gözlemleriniz nedir? Evet, şu anda bölgede birçok baronun temsilcisi var. Ankara Barosu'nun da özellikle Hatay'da. Bu yönde duyumlar geldiğinde oraya ilgili arkadaşları gönderiyoruz. Öncelikle bu konuda biz zaten aslında çağrıları hızlı bir şekilde yaptık. Bakın Fatih Bey, burada şimdi Adalet Bakanlığı tarafından deprem sonrası soruşturma büroları kurulmasına yönünde bir karar verildi. Buna göre orada savcılıklar nezdinde bu delillerin toplanması, binaların yıkılmaması için yıkık binaların müteahhitlerinin sorumluluğunun belirlenmesi için kaçma ve delil karartma ihtimaline binaen tedbirlerin alınması için, delillerin toplanıp kağıt örneklerinin alınması için kolluk aracılığıyla başsavcılıklara yetki verildi. Bildiğimiz kadarıyla belirli bir sayıda da savcılar o bölgeye gönderiliyor. Ama biz her gün, her sabah o bölgedeki insanlarla, baro başkanlarıyla, savcılıklarla, hatta o Ankara'dan gönderilen bilirkişi heyetindeki insanlarla da görüşüyoruz. Şu anda orada yeterli sayıda bu çalışmaları yapacak insan yok. Yani evet, biz gönüllü olarak geçenlerde Erinç Başkan'la konuşurken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, ara ara böyle gireceğim. Yani bunu soru cevapla yaparsak çok iyi olur. Aklımıza da sorular geçiyor. Yani kendini, sözünüzü kesmek amacıyla değil. Erinç Başkan gönüllü olarak avukatlarımız hazır demişti. Size Adalet Bakanlığı'ndan, ya arkadaşlar gelin bize yardımcı olun, avukatlar da bulunsun diye bir mesaj geldi mi? Bir müşterek eş güdüm içerisinde çalışıyor musunuz? Hayır, böyle bir mesaj gelmedi ama biz bu eş güdümün sağlanması için hala ısrarcı ve talepkarız. Dün de deprem bölgesinden döndükten sonra hemen Ankara Başsavcılığı, Hatay Başsavcılığı ile eşleştirilmişti bakanlık tarafından. Ankara Başsavcılığı ile görüştüm bizzat giderek. Dedim biz yardıma hazırız. Ne istiyorsanız avukatlar olarak sahaya bir ordu şeklinde gidip o tespitlerin yapılması noktasında size destek olabiliriz. Adli süreçlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi için yardımcı olabiliriz. Hatta bölgede şu anda onun dışında belki işte görüyorsunuz şiddet olayları oluyor, yağma olaylarından bahsediliyor. Bu hukuki süreçler için CMK sistemini işletecek bir meslektaş ve baro da olmadığı için oraya da destek olabiliriz. Öğleden sonra da HSK'ya gittim. HSK'da daire başkanıyla ve bu afetle ilgili görevlendirilen genel sekreter yardımcısıyla görüştüm. Ona da aynı şeyi ifade ettim. Ne diyorlar? Ne isterseniz. Hatta şunu da söyledik. Ankara'da biz odalarla da bir ilişki içerisindeyiz. Onlarla da görüştük. Mimar ve mühendisler odalarıyla. Onların da yardımı hazırlar. Teknik ekipman eksikliği var mesela şu anda Hatay'da. Avukat şeyler ne diyor? Cumhuriyet Başsavcılığı ne dedi mesela? HSK ne dedi? Cumhuriyet Başsavcılığı tabii iyi niyetli olarak bu talebe karşılık vereceklerini söylediler ama bunu HSK'ya iletmemizi istediler. O yüzden HSK'ya da ilettik. HSK'dan şu anda özellikle de Adalet Bakanlığı'yla da görüşüp bazı konularda çalışmalar yaptıklarını, mevzuat vesaire. Ama şöyle bir algı hissediyorum. Sanki bölgedeki çalışma veya gönderilen kişi sayısının yeterli olduğunu düşünüyorlar. Ama değil. Sahadaki durum öyle değil. O yüzden tekrar buradan da gerçekten açık bir çağrı yapıyorum. Baroları bu anlamda kullansınlar. Biz büyük bir örgütlü gücüz. Biz yani bakın hiç görevimiz olmadığı halde inanılmaz bir şekilde bölgeye ilk müdahale eden, yardımlar götüren barolardı. Şimdi işin önemli bir kısmındayız. Bu bahsettiğiniz gibi delillerin tespiti, binalardan örnek alınması, sorumluların tespit edilmesi ve yargılanması gerekiyor. Şu anda adalet orada enkaz altında. Pek adalet enkaz altında dedi. Peki örtbas edilmek gibi bir düşünce geldi kafa. Örtbas edilmek istenebilir mi? Yani neticede müteahhitten ta nereye kadarsa gidecek sorumlular. Öyle bir düşünce var mı kafanızda? Öyle olmamasını temenni ediyorum. Ama ben daha çok şu anda bir plansızlık görüyorum. Yani bu süreci yürütme konusundaki bir plansızlık. Oturup hızlı bir şekilde orada
bir başsavcı belirlenip dışarıdan gelen bir başsavcı, ona bağlı başsavcı yardımcıları, ilçeler düzeyinde görevlendirme, hızlı bir şekilde bölgeye daha çok teknik bilirkişi gönderilmesi, komisyonlarla yanlarına barolardan avukatların da bulunduğu komisyonlarla hızlı bir şekilde orada tek tek binalar, enkazlar kaldırılmadan tespitin yapılması gerekiyor. Bu işte bir planlamadır. Ben açıkçası bu planlama konusunda biraz yetersiz olduklarını düşünüyorum. Sizin dediğiniz ama şekilde... yani bakın şimdi hep bir iyi niyet arıyoruz, tamam mı? Gitmişsiniz Cumhuriyet Başsavcısı, iyi niyet diyorsunuz, iyi niyetli göster. Evet, ben de Kızılay'ı aradım, ya iyi niyetli diyorum. Ama gerçekten samimiler mi değil mi? Ya bunun bu harekete geçmek bu kadar zor mu? Hayır. Sayın Başkan. Bakın bu konuda hani şuna size katılıyorum. İyi niyet üzerinden, yani insanların ne yapıp yapmadıklarına bakmak lazım. Bir şeyi yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? İyi niyetli olup olmaması benim için tabii ki bir kıstas değil. Ama ben onları bu noktada harekete geçirmeleri için üzerime düşen sorumluluğu yerine getiriyorum. Onun dışında gene yapmam gerekenleri, ben mesela biz bölgeye Ankara Barosu olarak fotoğrafçılık kulübümüz vardı. Oradan arkadaşları görevlendirdik, gittiler. Bölgede şu anda tek tek o binaların örneklerini çektiler. Dün akşam bana bir fotoğraf gönderdiler Fatih Bey. Enkaz sırasında, yani kurtarma çalışmaları sırasındaki betondan midye kabuğu çıkmış. Midye kabuğu, yani kullanılan kumun... Bize gönderebilirseniz, evet, arkadaşlar bize gönderebilirse biz verelim yani 4 onu. 4 tane fotoğraf yakın Mustafa çekin. Bey, Mustafa Bey, o görüntüyü, o fotoğrafı bize gönderebilirseniz cep telefonundan, arkadaşlar şu anda yayında. Hatta gönderin, arkadaşlarımız da onu versin. Birebir hemen sizin sözünüzün de kanıtı olsun. Tamam. Kimileri ondan sonra ya işte böyle konuşuyorsunuz da ediyorsunuz da bunun bilmem nesi var mı yok mu gibi böyle abuk abuk da yazanlar oluyor çünkü. Sizlere fotoğrafı şimdi gönderiyoruz. Şimdi göndersinler onu arkadaşlarım. Buyurun devam ediniz lütfen. O yüzden haklısınız. Yani iyi niyet kötü niyet ayrımından çıkıp mesela Hatay'da belediye binasında yıkım kararı verildiği şeklinde sosyal medyada bir işte meslektaşımız video paylaştı. Ondan sonra inanılmaz bir tepki oluştu. Ve orada başsavcılık hızlı bir şekilde kolluğa yazı yazarak binadan belgelerin tedbiren bir yere alınmasına karar verdi. Hatay Yapı Denetim Şube Müdürlüğü'nden mi bahsediyorsunuz? Evet. Onun da ben bilgisini vereyim yurttaşlara, bizi izleyenlere. Hatay Yapı Denetim Şube Müdürlüğü, ki yapı denetimin de incelenmesi, mercek altına alınması gerekiyor. Suistimallerin çok fazla olduğunu düşünüyorum orada da. İki savcı evrakları tutanak altına alıyor ama bunu... bu evrakları tutanak altına almasındaki sebeplerden en önemlisi de bina önünde avukatların nöbet tutması, değil mi? Doğru. Bravo. Ve bunu sosyal medyada paylaşması, ama işte buna dahi gerek duymadan sizin dediğiniz gibi herkes üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirse, Cumhuriyet Başsavcılığı orada herhangi bir herhalde talimat bekliyor değil, yapması gerekeni biliyor. O yüzden ilgili yerlere yazıp onları kontrol altına alıp tespitleri de yaptırması lazım. Şu anda bunların yapılmadığını görmek, evet, size de bana da aynı şeyi düşündürtüyor. Acaba bakın biraz daha yakından da gösteriyorum. Biraz daha bir, evet, midye kabukları bunlar. Dediğiniz olay bu. Deniz kumundan yapılmış. Ya bir başka örnek daha vardı. Geçen gün Sayın Başkan, kolonlar arasına köpük atmışlar ya. Beton atacaklarına köpük atmışlar. Delil bunlar. Hepsi delil değil mi bunlar? Bunlar hep kesinlikle. Delil. Kesinlikle. Baksanıza bakın. Görüyorsunuz. Bunlar orada. Hep delil. Bunların toplanması gerekir. İşte biz bunu Ankara Barosu olarak fotoğrafçılarımız gidip şu anda kayıt altına alıyor. Biz burada da bakın adaletin gerçekleşmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdiden delil topluyoruz işte. Şimdi burada eğer bu deliller toplanmazsa, bir başka aklıma geldi. Toptancı zihniyet var ya, herkesi, bütün müteahhitleri biz kötü görürüz o zaman. Yani kötünün yanında iyiler de yanacak. Zaten bu depremden sonra artık müteahhitlik sisteminin de bu konuyla ilgili mevzuatın da kesinlikle gözden geçirilmesi lazım. Ve bu insanların bir daha müteahhitlik yapmaması lazım. Çok bakın orada gönderen meslektaş yazmış üzerine vicdansızlar diye. Gerçekten öyle, vicdansızlık bu. O inşaatta o kumu kullanmak. Peki siz kendi başınıza... Mesela dün Ankara Büyükşehir Belediyesi, AFAD demiş ki bunlara, ikinci kurtarma ekibi olarak, arkadaş dur bekle demiş. Bunlar da
Başkan söylüyor dün Mansur Yavaş. Arkadaş diyor benim vicdanım el vermedi. Basın gidin dedim. Siz böyle gönüllü olarak gidebilir misiniz? Yani Adalet Bakanlığı'ndan veya HSK'dan bir izin almadan ya sorumluluk gereği gidebilir misiniz? Böyle bir kanunda gücünüz var mı? Var tabii, avukatlık kanununa göre, ikinci maddeye göre de yasanın bize verdiği temel hak ve özgürlükleri korumak, savunmak noktasında da. Bakın burada çok ciddi, anayasa dediğiniz şey de nedir? Bir toplumsal sözleşmedir. Orada devletle toplum bir sözleşme yapıyor ve toplum diyor ki benim haklarım var ve sen bunu koruyacaksın. Şu anda afet öncesi de, afet sonrası da orada vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinde ihlaller oluyor. AFAD gerçekten üzerine düşen her şeyi tam olarak yapıyor mu afet sonrası için? Mesela orada yardımlar dağıtılırken o yardımlara neden el konuluyor? Neden her şeyi ben belirleyeceğim diyor? Belirlesin, evet yetkisi var. 2018 tarihinde çıkartılan kararnameyle yetkili o. İdari birim olarak ama orada halen afet sonrası da bir hizmet sunması gerekiyor değil mi? Ve o evet. Hizmeti iyi sunamıyorsa, bundan dolayı bir kusuru varsa belki ileride hakkında sorumluluk davaları açılacak AFAD hakkında. Biz şu anda bir nevi orada maddi hasarların artmaması için, oradaki vatandaşların temel hak ve özgürlüklerine destek olmak, barınma ihtiyaçlarına, yemek ihtiyaçlarına, bölgeden çıkma noktasında seyahat özgürlüklerine destek olmaya çalışırken bunun engellendiğini görüyoruz. Sayın Mansur Başkan da işte böyle bir durumda inisiyatif almış. Biz çoğu yerde bu inisiyatifi aldık. Hatay'a girilmez, hani ilk ikinci gündü galiba, 3 tane şehre giriş yasağı var diye bir karar yayınlandı. Biz yollardayız. Açıkçası biz Hatay'a girdik, yardım dağıttık. Sağlık Bakanlığı'nın çalışanlarına battaniyeler verdik, soğukta üşüyorlardı. Kırıkhan'ın ilçelerine birçok insana ilaç ulaştırdık. Biz bunları yaptık, yani inisiyatif aldık. Evet, inisiyatif alıyoruz ama bunun ötesinde yetkimiz var. Avukatlık kanunu bize bu hakkı ve yetkiyi veriyor zaten. Şimdi burada bir de müteahhit sayılarını paylaşayım. Türkiye'de ve Avrupa'da bakın müteahhitlik bizde rantı çok olduğu için, başka türlü açıklayamam ben bu sayıyı, rantı çok olduğu için bakkal da müteahhit oluyor. Yani bu işi inşaat mühendisi yapması gerekir. Müteahhit değil de inşaat mühendislerini yapması gerekir. Herkes, parası olan herkes müteahhit olabilir. Yani yapmak isterseniz. Tüm Avrupa ülkelerinde müteahhit sayıları 25 bin. Tüm Avrupa ülkelerinde, Avrupa'yı gözünüzün önüne getirin, AB ülkelerinde. Türkiye'de müteahhit, Almanya'da 3800, Türkiye'de 350 bin müteahhit var. Yani dediğiniz doğru, müteahhitlik yasasının da değişmesi gerekiyor. Bakın Antep'te bir bina yıkılmıştı, Antep'e indiğimizde 4. günü. Aynı binadan 3 tane yapı olarak yan yana ve ikisi ayakta, biri yıkılmış. Veya Maraş'a gidiyorsunuz, Maraş'ta yerle bir olmuş ama Türkiye Barolar Birliği'nin yaptırmış olduğu baroya ait bina ayakta. Yine Maraş'ta Mimar Mühendisler Odası'nın binası ayakta. Demek ki bu iş o bölgenin deprem şartlarına uygun olarak, mevzuatına uygun olarak ve müteahhitlerce de denetimleri yapılmak suretiyle, yani o müteahhitlerin yaptığı inşaatların denetimi yapıldı mı gerçekten? Nasıl yapıldı? Şimdi bu sistemin tekrar artık gözden geçirilmesi gerektiği açık. Evet, doğru söylüyorsun. Yani biz kaçarken Bakın yani ben bazı, özür dilerim, hani müteahhit sayılarını verdiniz. Yani alakası olmayan, bazen hani başka mesleklerle ilgilenen birçok insanın çok rahat para kazanıldığını görünce, bu ülkede konut satışlarının çok rahat olduğunu görünce, ya ben inşaat işine girdim dediğine şahit oldum ben. Ya kalfaların müteahhitlik yaptığı bir ülkede yaşıyoruz ya, bu kadar net hocam. Yani biliyorsunuz. Şimdi yani biz kaçarken yakalıyoruz ama inşaatları yaparken yakalayamıyoruz. Esasında inşaatları yaparken bunları tespit etmek gerekiyor. Yani yozlaşmış bir şey söyleyebilir miyim? Bozulmuş bir inşaat sisteminden bahsediyoruz herhalde değil mi Sayın Başkan? Ama Fatih Bey, burada hani evet müteahhitler o inşaatı yapıyor ama o müteahhitler bu inşaatı yapmak için izin alıyor. O bölgedeki teknik şartlara uygun olup olmadığına ilişkin. Mesela zemin etütleri. Şimdi bilirkişiler tespit yapıyor bölgede. Heyetlerde kim var biliyor musunuz? İnşaat mühendisi var, mimar var ve jeoloji mühendisi var. Jeofizik mühendisi niye yok? Yani zemin etütlerinin doğru yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi lazım. İdari birimler denetimleri yapmış mı? Belediyeler denetimleri yapmış mı? Yapı denetimleri uygun şekilde yerine getirmiş mi görevlerini? Yani burada aslında müteselsil dediğimiz
birçok suçlunun muhtemelen bir arada olduğu bir sistem var. Sadece müteahhitler değil. Bir daha alabilir miyim o cümlenizi? Bir daha, bu çok önemli bir cümle çünkü. Bir daha alabilir miyim? Burada müteselsil bir şekilde birçok suçlunun bir arada olduğu bir düzen var. Ya. Birçok suçlunun bir arada olduğu düzenden bahsediyoruz bu sistemde. Evet. Yani müteahhiti de var, yapı denetimi var. Ve hepsi el birliğiyle gerçekten adaleti enkaz var. Altında bıraktılar. İnsanları enkaz altında bıraktılar. Şu anda orada insanlar enkaz altında, gerçekleşmeyen adalet enkaz altında. Dün bahsettim bir yayında, yani Brecht'in bir sözü var. Adalet diyor, insanlığın ekmeğidir. Yani insanı yaşatan şeydir adalet. Şu anda insanlar orada ölüyor. Yaşamakları ihlal edildi. Evet, maalesef. Bir vatandaş şey demiş, siz böyle söyleyince, yani birçok suçlunun bir arada olduğu bir sistem, havuz sistemi demiş bir arkadaş az önce. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Birazdan onun görüntüsünü de vereceğiz. İnsanlar içindeyken hala da, naaşlar içindeyken veya canlı da olabilir, yaşayanlar da olabilir, iş makineleri binaları kaldırmaya gidiyor, enkazları kaldırmaya gidiyor. Bir insanlık suçu işleniyor aslında. Bunun hukuki yönden bir çabası içerisinde olacak mısınız siz? Zaten bakın, bölgedeyken işte Maraş'tan Adıyaman'a geçiyorum. O bölgede olduğumu birçok bilen insan sosyal medyada gören bana sosyal medyadan mesaj atıyordu. Hiç uyumadan hepsine, özellikle Hatay'da bölgede olan kurtarma ekiplerinde temaslarım olan insanlara hemen mesajları attım. Yapmayın, enkaz altında insanlar var, orada başlarında bekleyen insanlar var, bu çalışmalara şu anda müdahale etmeyin diye. Bunlara da tek tek, tabii ki şu anda sadece yıkılan binalara ilişkin tespitler değil, orada bu şekilde de gerçekleştirilen her türlü hak ihlalini takip edeceğiz. Hepsiyle tek tek uğraşacağız, kimse kusura bakmasın. Bu konu artık bizim için bir nevi varlık sebebimizle alakalı bir konu, o yüzden sonuna kadar takip edeceğiz. Siz bu enkazlar kaldırılırken oradaki, tabii Barolar Birliği ile birlikte, oradaki avukat arkadaşlarla birlikte o enkazların başına gönüllü avukatları gönderiyor musunuz? Onlarla tutanak tutuyor musunuz? Şu anda bir sistem kurduk. Bölgeye özellikle de zaten yardım için giden barolar ve temsilciler olan insanlar, avukatlar vardı. Şimdi onlarla birlikte bir sistem kurarak orada, evet, özellikle de adli süreçleri takip edecek. Eğer adli süreçler işlemiyorsa bizzat orada sorumluluk alacak, tutanaklar tutacak ekipler oluşturuluyor. Ya pek bunun sonucunda ne çıkacak hocam? Ülkede hukuk sisteminde biliyoruz. Yani hukuk da göçük altında aslında. Yani sen görevini yapıyorsun, sizler görevini yapıyorsunuz. Barolar olarak, Türk Tabipleri Birliği olarak, ne bileyim odalar olarak. Ne olacak? Ya tutanağı tutuyorsun sen de. Onu dikkate alabilecek bir hukuk düzeni var mı ülkede? Fatih Bey, aslında bu soruyu soruş tarzınızdan da şunu anlıyorum. Yani bu ülkede bugüne kadar hep böyle oldu ya, bir şey çıkmaz. Evet. Hani ne çıkacak? Fatih Bey, çıkacak. Kimse kusura bakmasın, bu sefer oradan bir şey çıkartacak. Ne bulursak çıkartacağız. Sonuna kadar takip edeceğiz. Hiç kimsenin yanına kalmayacak. Her türlü, bakın, temelde 3 tane hukuki sorumluluk, cezai sorumluluk ve idari sorumluluk vardır. Burada cezai sorumlulukları olanların hepsinin yargı önüne çıkıp cezasını almak için uğraşacağız. Afet öncesi ve afet sonrası, orada bir hizmet yürütmesi gereken idari kurumların, yetkililerin bunu yerine getirmemesi, insanların orada belki de soğuktan, depremden değil soğuktan ölmesi nedeniyle sorumlu olanların yargı önüne çıkması, bununla ilgili tazminat davalarının açılması için her şeyi yapacağız. Daha sonra orada zarar gören vatandaşların hakları için, bu konudaki hukuki talepleri için, tazminatları için gene olacağız. Yani bu sefer bir şey çıkacak Fatih Bey. Kimse kusura bakmasın. Çünkü gerçekten çok kararlıyız. O kadar çok işin başından beri süreci bizzat yaşadık, içinde olduk ki, o yüzden önceliğimiz unutturmayacağız. Kimse bu depremi ve yaşananları, bizzat orada gördüklerimizi bize unutturamaz. Hocam çok umut verici konuşuyorsunuz. Umarım adalet de aynı şekilde o sizin verdiğiniz bu umut dolu cümleler yönünde hareket eder de. O müteselsil mi dediniz? O cümle, o evet. Kelime neydi? Müteselsil, evet. Yani ne demek tam karşılığı? Birlikte, aynı anda birden fazla kişinin sorumlu olması.
birlikte aynı anda birçok kimsenin içinde olduğu suçtan bahsediyoruz. Ve bunun içerisinde dediğim gibi müteahhitten ta imar haftanı çıkartan siyasilere kadar, yönetenlere kadar, Erdoğan'a kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Herkes sorumlu. Ama peki siyasetçilerin sorumluluk almamasını nasıl değerlendiriyor? Biz hep odaklandık müteahhitlere. Siyasetin yapılış şekliyle ilgili sanırım bu. Yani dün de mesela tüm bu acıların içerisinde uğraşırken bir siyasetçinin seçimle ilgili açıklama yaptığını gece görüyorsunuz. Yaptığı açıklamanın hukukla bir ilgisi yok. Anayasayı tanımamazlıkla. Yani siyasetçilerin bu ülkede siyaset yapma şekliyle ve tırnak içerisinde ahlak anlayışıyla ilgili diye bakıyorum. Siyaset bence sorumluluk almaktır. Yanlış bir şey yaptığınızda da onun çok sorumluluğunu güzel almaktır. Biraz önce dediniz ya ve işte bir fotoğrafla ilgili sanırım konuşuyordunuz. Numan Kurtulmuş. Kusura bakmayın demektir. Özür dilerim demektir. Evet. Bunun sorumluluğunu üstüme alıyorum demektir. Bunu yapmayıp da nasıl olsa bu ülkede herkes her şeyi unutuyor. Bu da geçer gider diye düşünerek bu noktaya getirdiler ülkeyi. Ama artık hayır. Bundan sonra böyle gitmeyecek. Bakın iki mesaj okuyayım size. Bu ahlaklı insanların namus meselesidir, takip edilmeli demiş. Bir başkası da İhsan Bey de şöyle diyor. Allah razı olsun başkanım, bu sürecin takipçisi olun avukatlarınızla birlikte. Peki o bölgede mutlaka avukatlara, bu gönüllü avukatlara ulaşmak isteyen insanlar vardır 10 ilde. Siz irtibat nedir, nasıl kuracaklar bu insanlar? Telefon numaraları veya bir hat üzerinden mi veya internet üzerinden nasıl ulaşacaklar sizlere? Şöyle yapalım. Özellikle bu 10 ilden 3 tanesi Fatih Bey, Hatay, Maraş ve Adıyaman. Gerçekten tamamen yıkılmış durumda ve orada şu anda bu hizmetleri, adalet hizmetlerini de yürütebilme noktasında barolarımız, kendi oradaki Hatay Barosu, Maraş ve Adıyaman Barosu şu anda organize olabilecek durumda değil. Ama bizler onlarla birlikteyiz ve onlar adına orada yer alacağız. Orada olan meslektaşlarımıza, çünkü depremi yaşayan birçok meslektaşım, oradaki avukatlar da haliyle Ankara'ya, Antalya'ya, Mersin'e göçmek durumunda. Onlar da depremzede evet, çünkü depremzede. Onlar da. O yüzden biz Ankara'da bir merkez oluşturduk mesela. Ankara'da 0312 416 72 05 ve 06. 416 72 05 ve 06. Bu numaralardan bize ulaşan herkese her türlü sorunuyla ilgili olarak şu anda yardımcı oluyoruz. Süper. Bir süre sonra da Hatay'da da bir düzeni kurmuş olacağız. Orada da yardımcı olacağız. Yani buna ilişkin sosyal medya hesaplarımızdan da duyurularımızı yapıyoruz. Telefon bağlantılarımızı veriyoruz. Oradan her türlü bize ulaşabilecekler. Aynı şekilde herkese söylüyorum, size de söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. Eğer sosyal medya üzerinden kamuya duyurmak istediğiniz mesajlar olursa, ben gerek Instagram gerek Twitter, artık çok yaygın bunlar. Bu mesajlarınızı rahatlıkla iletebilirim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Dün yine bir meslektaşınız da aynı sizin gibi bu şeyi teklifte bulundu. Bunu çok değerli buluyorum. Teşekkürler. Yani siz de şu anda biz vatandaşın sesiyiz. Siz de şu anda bizim sesimiz oluyorsunuz bu sayede. Aslında vatandaşın sesi oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi ki varsınız hocam. İyi ki varsınız, var olun. Teşekkür ediyorum. Sizler de. Ankara'da baroya ulaşmak istiyorsanız, Ankara Barosu'na ulaşmak istiyorsanız, haklarınızı öğrenmek, deprem bölgesinde mağduriyetinizi dile getirmek ve haklarınızın takipçisi olarak avukatları görev başında görmek istiyorsanız, onlar göreve hazır. Oraya da yazabilirsek 0312 0312 416 72 05 ve 06 telefonlarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir kez daha bunu tekrar ediyorum. Baroya ulaşmak istiyorsanız, Ankara Barosu'na deprem konusunda size yardımcı olmalarını istiyorsanız 0312 Ankara'nın kodu 416 72 05 06 416 72 05 ve 06 hatlarından ulaşabilirsiniz. Mağduriyetinizi onlara anlatabilirsiniz. Onlar şu anda telefonlarınızı bekliyorlar ve bu telefonlarla, teşekkür ederim, çok mersi, sağ olunuz, bu hatlardan ulaşabilir, derdinizi anlatabilir ve en azından gönüllü avukatların SSK kararını vereceği zamana kadar, Adalet Bakanlığı vereceği kararı kadar onlar size yardımcı olacaklardır. Ancak Sayın Başkan'ın söylediği de çok çok önemli Mustafa
Köroğlu'nun, Ankara Baro Başkanı'nın burada bunun takipçisi olacağız dedi. Ya bunu bu kez unutturmayacağız. Bu kez sonuna kadar gideceğiz dedi. İnanıyorum ve mutlaka yurttaş da bunu değerlendirecektir. Bir de söylediği önemli bir konu var. Birlikte birçok kişinin iştirak ettiği bir suçtan bahsediyoruz. Bu cümleyi bugün duydum. Tam olarak kafamda bunu yerleştirememiştim. Yani tam olarak ifade etmek istediğim aslında cümle buydu. Bir hukukçudan duydum. Bundan sonra bu cümleyi benden de çok duyacaksınız. Birçok suçlunun iştirak ettiği, birçok kişinin iştirak ettiği bir organize suçtan bahsediyoruz. İnsan cinayetinden bahsediyoruz. Tedbir alınmadığından dolayı. Bakın az önce size deprem vergilerimizle